Felakete sosyal medyadan maruz kalmış olmak, felakete doğrudan maruz kalmış olanlar kadar travmatik belirtiler göstermeye neden olabiliyor. Çocuklara bu süreçte her şey güzel olacak gibi tutamayacağımız sözler vermek, ileride tekrar bir problem olduğunda daha fazla kaygı duymalarına yol açabiliyor. Afetin yarattığı psikolojik tahribat, insanların yakınlarını kaybetmeleri ve evlerinin kullanılamaz duruma gelmesiyle doğru orantılı. Birçok insan evlerini kaybetti, yakınlarını kaybetti. Bu yüzden afetin yarattığı psikolojik tahribatın oldukça büyük olduğunu düşünüyoruz. Afetle ilgili sansürlenmemiş görüntülerin sosyal medyada duyarsız bir şekilde paylaşılması, toplumda ikincil travma dediğimiz durumu ortaya çıkardı. Ekran başındaki insanlar, en az afetteki insanlar kadar ciddi travmatik belirtiler göstermeye başladılar. Bu noktada devlet kaynaklı ve uzman kaynaklı bilgiler dışında kaynaklara itibar edilmemesi süreci bizim adımıza daha fazla kolaylaştıracaktır. Çocukların şu anda en büyük problemi güvensizlik ve gelecek kaygısı. Geleceklerinden endişe duyuyorlar ve kendilerini güvende hissetmekte zorlanıyorlar. Evlerini yitirmiş olmak bunun için yeterli bir sebep. Çocukların rutinlerinin sürdürülmesi gerekiyor. Daha önceki hayatlarındaki oyunları oynamaya, filmleri, çizgi filmleri izlemeye devam etmeleri şu anda iyileştirici bir etki sahip. Bu yetişkinler için de geçerli. Yetişkinler de rutinlerini tekrar geri kazanmaya başlarlarsa yaşanan sürecin geçici olduğunu daha kolay bir şekilde anlayabiliriz. Daha önce izlediğimiz bir diziyi izlemek, gittiğimiz bir yere gitmek veyahut daha önce yediğimiz bir yemeği yemek şu anda insana daha güvende hissettirici faktörler diyebilirim. Çocuklara her şeyden önce açık bir dil kullanmalıyız, anlaşılır bir dil kullanmalıyız. Tercihen onların boyuna inerek, göz teması kurarak, zaman zaman fiziksel temas kurarak olayı bütün gerçekliğiyle aktarmamız gerekiyor. Ve bunu her zaman kısa ve anlaşılabilir cümlelerle yapmak gerektiğinde vurgulayalım. Cennete gitti, melek oldu, toprak onu aldı gibi ifadeler çocuğun dini bilgisi henüz yetersiz olduğu için onu hayatının ilerleyen yıllarında bir inanç eksikliğiyle birlikte tekrardan sıkıntıya sokabilir. Bu noktada bu ifadeleri kullanmak yerine daha gerçekçi ifadeler kullanmakta fayda var diye düşünüyoruz. Şu anda Türk Psikologlar Derneği'nin başlattığı bir çalışma var. AFSD'lerimiz Türk Psikologlar Derneği'ne başvurarak ücretsiz bir şekilde online veya yüz yüze hizmet alabiliyorlar. Bu konuda daha duyarlı olmamız lazım. Bu bilgiyi daha fazla yaymamız lazım. Uzmanlarımız sahaya inmiş durumdalar. Bunun dışında online seanslar da devam ediyor. Bu tarz durumların önüne geçmek için daha duyarlı olmalıyız diye düşünüyorum. Deprem sonrasında sadece deprem bölgelerinde değil, deprem bölgesi olmayan yerlerde de bir deprem kaygısı söz konusu. Bunun sebebi biraz daha güvenilir olmayan kaynakları takip etmek. Maraş depreminin öncesine baktığınızda bazı uzmanlar bu depremle alakalı bize haber vermişti. Uzmanların takip edilmesi gerekiyor. Çünkü uzmanlar akademik kariyerlerini riske atarak herhangi bir yanlış bilgi bize sunmayacaklardır. Veya devlet kaynaklı haberlerin takip edilmesi gerekiyor. Yine depreme baktığımız zaman AFAD'ın depremden bir yıl önce bu konuda rapor yayınladığını görebiliyoruz. Bu iki alanda yani devlet kaynaklı ve akademik kaynaklı haberleri takip edersek bu problemi yaşamayız diye düşünüyorum. Bununla beraber deprem sürecinden sonra da sansürlenmeden bize sunulan içeriklere kendimizi maruz bırakmamamız gerekiyor. Bu biz kendi sıcak yatağımızda yatarken bize suçluluk duygusu da hissettirebilir. Fakat biz oradaki insanlar için elimizden geleni yaptıktan sonra kendi yapabileceklerimizin sınırının bu olduğunu da kabul etmeliyiz. Depremzedeler biliyorsunuz ülkemizin dört bir yanına taşınmış durumdalar. Bu insanlarla nasıl iletişim kurmalıyız gibi de bir soru var. Hem çocuk hem yetişkin için söylüyorum. Yanlarında olduğumuzu hissettirmemize ihtiyaçları var. Acılarını paylaşmamıza ihtiyaçları var. Özellikle ilk bir aylık süreçte asla yönlendirici olmamalıyız. Yani onları telkin edici cümleler kurmak yerine bunun yerine yanlarında olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı hissettirebiliriz. Neye ihtiyacın var sorusunu sorabilmek çok önemli. Kendilerini daha güvende ve kendilerini daha sağlıklı hissedebilmeleri için. Çeşitli uzmanlar deprem psikolojisi alanında online eğitimler sunuyor. Hem vatandaşa hem de henüz yeni mezun psikologlara bu eğitimler veriliyor. Deprem süresinde psikolojimizi nasıl daha sağlıklı tutabiliriz sorusunun cevabını vermeye çalışıyoruz. Ben de Perşembe günü saat 20.00'da böyle bir etkinlik düzenledim. Psikolog arkadaşlara ve vatandaşlarımıza deprem psikolojisiyle alakalı bir eğitim vereceğim ama bunu yapan sadece ben değilim. Birçok uzman şu anda taşın altına elini koymuş durumda diyebilirim. Eğitimlerin içeriği çocuklara nasıl davranılması gerektiği, yetişkinlere nasıl davranılması gerektiği, kayıp süresinde, yaz sürecinde insanların yanında nasıl olmamız gerektiğinden bahsediyoruz. Çünkü telkin edici, şunu yapalım, bunu yapalım gibi konuşmalar AFSD'leri daha da yaralayabiliyor. Yanlarında olmak gerekiyor sadece. İlk bir aylık süreçten bahsediyorum. Bu çok önemli. Bunları tekrar tekrar vatandaşlarımıza anlatma ihtiyacı duyuyoruz.
Deprem bölgesinde yaşıyorum ve şu anda deprem yaşamaktan kaygı duyuyorum diyenler için de şunu söyleyebiliriz. Türkiye bir deprem bölgesi ve önlemlerin alınması gerekiyor. Önlemini alan insanlar bu konuya karşı daha özgüvenli yaklaşıyorlar. Yani evimizin zeminini, kolonlarını etüt etmek, bunları kontrol ettirebildiğimiz kadar kontrol ettirmek bu kaygıyı azaltıcı bir unsur olacaktır. Bununla beraber insan bildikçe de özgüvenini artırabilen bir varlık. Doğru kaynakları daha böyle detaylı olarak takip ettiğimiz zaman, bilimsel kaynakları takip ettiğimiz zaman bu kaygıyı azaltabiliriz diye düşünüyoruz. Kaygı biraz daha bilinmezlikten kaynaklandığı için bilerek bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz.